Evrenin doğmadan önce hangi kurallarla titrediğini merak ediyorsan aslında cevap çok uzakta değil. Bir protonun içinde saklanan o tuhaf enerji dalgalanmalarının neden bazen dev bir kasırga gibi şiddetlendiğini, bazen de sessiz bir gölgeye dönüştüğünü anlamak istiyorsan ya da ışığın mutlak hız sınırının hemen altındaki o ince bölgede fiziksel gerçekliğin nasıl davranabildiğini görmek istiyorsan, bunların hepsinin tek bir noktada birleştiği bir yer var. Yerin altında dev bir halkanın içinde doğanın en köklü yasalarının her saniye milyonlarca kez sınandığı bir yer. Ve orada duyduğun zaman büküldü, görüntü kaydı, zaman tüneli açıldı, ışık eğildi iddialarını duyduğunda aslında bütün bu şaşkınlığın çok basit ama inanılmaz derecede etkileyici bir fizik mekanizmasından doğduğunu fark ediyoruz. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün seni dışarıdan bakıldığında sadece yüksek teknoloji laboratuvarı gibi görünen ama aslında atom altı evrenin kapılarını tek tek aralayan CERN'e götürüyorum. O meşhur 27 kilometrelik tüneli bugün bir tünel olarak değil, evrenin daha ilk nefesini tekrar tekrar canlandıran bir makine olarak düşüneceğiz. Çünkü içeride gerçekten de olan şey tam olarak bu. Maddenin neden var olduğunu belirleyen düğümler, protonların içindeki saklı enerji düzenleri ve evrenin başlangıcına ait o ilk salise. Her çarpışmada yeniden ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bir an dur ve düşün. Proton dediğimiz şey dışarıdan bakınca tek parça gibi görünür ama içinde kuark ve gluon adı verilen daha da küçük yapı taşlarının oluşturduğu sürekli devinen bir enerji karışımı vardır. Bu karışımı doğrudan görmek mümkün değildir. Onu görmek için protonu parçalamak zorundasın. Fakat parçalama anı öylesine kısa ve öylesine yoğundur ki o anda evrenin temel kurallarının çıplak hali bir anlığına görünür olur. CERN'de yapılan deneylerin merkezinde işte bu anı yakalama çabası vardır. Protonlar neredeyse ışık hızına kadar çıkarılır. Ardından kafa kafaya çarpıştırılır ve ortaya çıkan izler üzerinden evrenin en küçük tuğlaları gözlemlenir. Bu dev makinenin adı LHC'dir. Yerin altında dev bir halka şeklini düşün. Fakat bu halkanın en şaşırtıcı tarafı boyutu değil, sıcaklığıdır. Normal bir soğukluk değil, dış uzaydan bile daha soğuk bir ortam. Çünkü çarpışma hattını çevreleyen mıknatısların süper iletken olabilmesi için sıcaklığın mutlak sıfıra yaklaşması gerekir. Bu nedenle sistem yaklaşık -271 derece kadar soğutulur. Bu sıcaklıkta elektrik akımı kayıpsız akar. Mıknatıslar hiç yorulmadan protonları milim hata olmadan aynı çizgide tutar ve deneyler kusursuz şekilde gerçekleşir. Süper iletkenlik dediğimiz şey elektriğin direnç olmadan akmasıdır. Yani yol boyunca hiçbir kayıp olmadan, enerjinin ısınmaya dönüşmeden ilerlemesi. Günlük hayatta kullandığımız kablolarda elektrik her zaman bir miktar enerji kaybeder ve bu kayıp ısı olarak ortaya çıkar. Süper iletken bir malzemede ise böyle bir kayıp yaşanmaz. Akım sanki pürüzsüz bir cam yüzeyinin üzerinde kayan ince bir yağ tabakası gibi kusursuz ilerler. Protonları yönlendiren mıknatısların süper iletken olmak zorunda olmasının nedeni de tam olarak budur. Çünkü protonlar saç telinin onda biri kalınlığındaki bir hattın içinde tur atarken tek bir milimetrelik sapma bile tüm deneyin dengesini bozar. Bu yüzden mıknatısların en ufak bir dirençle karşılaşmaması kritik önem taşır. Şimdi hızlandırma kısmına geçelim. Protonlar neredeyse Işık hızına çıkarılır. Ama burada neredeyse kelimesi sıradan bir yakınlık ifade etmez. Hız %99.9999001'e ulaştığında kalan 0.10.000.000'luk fark bile akıl almaz bir enerji ister. Bu farkı kapatmak için gereken enerji bir insanın bütün ömrü boyunca üretebileceğinin çok üzerindedir. Görelilik teorisinin söylediği şey tam olarak budur. Bir parçacık ışığa yaklaştıkça onu biraz daha hızlandırmak için gereken enerji neredeyse sonsuza doğru büyür. Ve asıl olay
çarpışma anında olur. İki proton demeti karşılıklı yönde döner ve belirlenmiş bir noktada kesişir. Fakat dışarıdan bakınca trilyonlarca proton çarpışıyor gibi görünen bu durum gerçekte tamamen farklıdır. Her iki demette yüz milyarlarca proton vardır ama protonlar o kadar küçük ve aralarındaki gerçek uzaklık o kadar büyüktür ki her geçişte yalnızca yaklaşık 50-60 proton gerçekten kafa kafaya çarpışır. Aslında deneyin başarısı bu az sayıdaki çarpışmanın tam isabetle gerçekleşmesinde yatar. Bu çarpışmalar sırasında protonlar parçalanır, kuarklar serbest kalır, gluon bağları çözülür ve anlık olarak birkaç trilyon derece sıcaklık oluşur. Bu sıcaklık Güneş'in merkezinden kat kat daha yüksektir. Yani yer altındaki bir deney tünelinin içinde Güneş'in kalbinden daha enerjik anlar yaratıyoruz. Bu aşırı sıcaklık ve yoğunluk kuark gluon plazması dediğimiz olağanüstü bir madde halini ortaya çıkarır. Bu plazma evrenin ilk 10 mikrosaniyesindeki duruma birebir benzer. Aslında her başarılı çarpışmada evren daha henüz atom oluşturmadan önceki halinin küçücük bir kopyası çok kısa bir anlığına yeniden görünür olur. Bu plazmanın nasıl davrandığı evrenin başlangıcını anlamamız için bugün sahip olduğumuz en güçlü ipuçlarından biridir. Şimdi bir an dur ve şunu düşün. Biz bugün yerin yaklaşık 100 metre altında evren daha yıldız bile oluşturmadan önceki o ham hali birkaç milyarda bir saniyeliğine yeniden yaratabiliyoruz. Fotonların serbestçe dolaşamadığı, maddenin henüz şekil kazanmadığı o erken dönem. İşte bu sahnenin tam ortasında Higgs bozonu ortaya çıkıyor. Çünkü parçacıklara kütle kazandırdığı söylenen bu ünlü parçacık aslında tek başına çalışan bir yapı değil. Arkasında Higgs alanı dediğimiz evrene yayılmış, dokunamadığımız ama etkisini her yerde hissettiren bir enerji dokusu var. Bunu görünmez bir ortam gibi düşün. Bazı parçacıklar içinden hızla geçer, bazıları ise bu alanla daha fazla etkileşime girip yavaşlar. Yavaşladıkları anda da kütle dediğimiz özellik ortaya çıkar. Higgs alanının nasıl çalıştığını anlatırken sık yapılan bir benzetme vardır. Kalabalık bir salona ünlü birinin girdiğini düşün. Normal bir insan kalabalığın arasından nispeten rahat geçer çünkü kimse onunla ilgilenmez. Ama ünlü biri içeri girdiğinde insanlar etrafını sarar, onu yavaşlatır, her adımı daha zor hale gelir. İşte parçacıkların Higgs alanıyla etkileşimi buna benzer bir şeydir. Bazı parçacıklar bu alanla zayıf etkileşim yaşadığı için hızlıca geçer, bu yüzden hafiftir. Bazıları ise tıpkı ünlünün kalabalık tarafından tutulması gibi alanla daha fazla etkileşime girer ve doğal olarak yavaşlar. Bu yavaşlama dışarıdan baktığımızda kütle olarak görünür. Yani mesele sadece bir benzetme değil, parçacığın Higgs alanına ne kadar takıldığıyla ilgili. Tamamen fiziksel ve ölçülebilir bir etkileşimin sonucudur. Bu etkileşimi doğrudan görmek için çarpışma enerjisinin son derece hassas bir seviyede olması gerekir. LHC'nin en büyük hedefi bu enerji noktasını yakalamaktı ve bunu başardı. 2012'de Atlas ve CMS dedektörleri veri grafiklerinde neredeyse göz kırpar gibi bir yükselme gördü. O küçük çıkıntı insanlığın kütle neden vardır sorusuna ilk somut cevaptı. Büyük bir patlama, parlak bir görüntü, dramatik bir sahne yoktu. Sadece sakin bir grafik çizgisinin aniden yaptığı ufak bir hareket. Bazen bilimin en büyük cevapları en sessiz yerden gelir. Şimdi işin daha çok merak edilen, yıllardır tartışılan tarafına gelelim. CERN'de gerçekten zaman kayması gibi bir şey oluyor mu? Videolarda gördüğümüz spiral ışıklar nereden çıkıyor? Takyon denen ışık hızını aşan parçacık gerçekten var mı? Yoksa bütün bunlar boyutların bükülmesiyle ilgili bir şey mi? Bu iddiaların büyük kısmı aslında deney bölgesinin dışındaki kamera görüntülerinden ve ortam koşullarından doğuyor. Uzun pozlamalı çekimlerde ışıklar kendi kendine izler oluşturabilir. İyonosferin ani yoğunluk değişimleri kameraya yansıyan ışığın şeklini bozabilir. Düşük frekanslı manyetik alanlar ise insanın zaman algısını geçici olarak kaydırabilir. Kapalı, metalik ve manyetik alanın yoğun olduğu alanlarda çalışan bazı kişilerin
zaman akışı bir an garipleşti demesinin sebebi de bu fizyolojik etkiler. Aynı durum metro tünellerinde, radar istasyonlarında veya yüksek gerilim hatlarında çalışan insanlarda da rapor ediliyor. Yani CERN'e özgü değil. İnsan beyninin manyetik ve basınç değişimlerine verdiği doğal bir tepki. Spiral ışık iddialarına gelince bunların büyük çoğunluğu roket fırlatmalarından, atmosferik iyonlaşma izlerinden veya kamera pozlama ayarlarından kaynaklanıyor. Fakat işin gerçekten ilginç bir noktası var. CERN çevresinde görülen bazı spiral görüntüler atmosferde daha önce kayıt altına alınmış spiral iyonlaşma olaylarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Bu boyut açıldı, kapandı gibi popüler yorumlara hiç ihtiyaç bırakmıyor. Çünkü aynı desenler başka ülkelerde özellikle yüksek enlemlerdeki iyonosfer dalgalanmalarında da görülüyor. Asıl olan şey fizik. Yani ışığın ve iyonların atmosfer içinde beklenmedik şekilde organize olması. Bu olayın kendisi zaten yeterince etkileyici. Ekstra gizem katmaya gerek yok. Şimdi takvimlerden başlayalım. Çünkü uzun zamandır etrafta dolaşan ışık hızını aşan parçacık bulunduğu iddiaların merkezinde onlar var. Takvim aslında tamamen matematiksel bir fikirdir. Fizik denklemlerinin bazı çözümleri ışık hızının üzerinde hareket eden varsayımsal parçacıkların mümkün olabileceğini gösterir. Fakat bunun bir karşılığı deneylerde yoktur. Bugüne kadar hiçbir dedektör, hiçbir çarpışma verisi takvimlerin varlığını işaret eden tek bir ipucu bile üretmedi. Biz protonları ışık hızına çok yaklaştırabiliyoruz ama ışığı geçemiyoruz. Çünkü hız ışığa yaklaştıkça enerji ihtiyacı dik bir duvara çarpar gibi yukarı fırlar. Görelilik teorisinin en temel uyarılarından biri budur. Işığa yaklaşmak kolaydır ama o son kısım neredeyse erişilmezdir. CERN, takvim buldu. İddialarının asıl çıkış noktası ise bir deney hatasına dayanır. Opera deneyinde nötrino zamanlamasında yaşanan anormallik sonradan kabloda gevşek bir bağlantı olduğu anlaşılınca tamamen çözüldü. Yani ortada takvim yok. Ortada bir kablo problemi vardı. Ama zaman kayması gibi algılanan bazı etkilerin çok net bilimsel açıklamaları var. Şimdi antimaddeye geçelim. Antiproton dediğimiz şey bir protonun negatif yüklü karşılığıdır. Pozitron ise elektronun pozitif versiyonudur. Bu iki karşıt parçacık bir araya geldiğinde birbirlerini yok ederler ve geriye enerji kalır. İşte bu yüzden antimadde dokununca patlıyor gibi popüler bir algıya sahip. Fakat CERN'de üretilen antimadde miktarı o kadar küçüktür ki toplam enerji etkisi bir mum ışığının milyarda birine bile yaklaşmaz. Buna rağmen bilimsel değeri çok büyüktür. Çünkü antimaddenin nasıl davrandığını anlamak, evrende neden maddenin üstün geldiğini, antimaddenin neden kaybolduğunu anlamak için kritik bir sorudur. Yakın zamanda yapılan deneylerin en etkileyici noktasından biri şuydu. Tek bir antiprotonun spin yönü tam 50 saniyeden daha uzun süre korunabildi. Bu kuantum mekaniğinde neredeyse cerrahi hassasiyet gerektiren bir kontroldür. Bir kum tanesinin hangi yöne baktığını 50 saniye boyunca bozuntuya uğratmadan takip etmek gibi. İşte CERN'ün teknolojik seviyesi tam olarak bu. Şimdi daha büyük resme gelelim. Evrendeki maddenin sadece %5'ini oluşturuyoruz. Geri kalan %95 ise karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Bunları doğrudan göremiyoruz çünkü ışıkla etkileşmiyorlar. LHC'de yürütülen birçok deneyin temel amacı çarpışmalardan bu görünmeyen yapılara dair bir iz yakalayabilmek. Eğer çarpışmadan çıkan enerji hesaplarında küçük bir kayıp fark edilirse bu missing enerji olarak kaydedilir. Yani dedektörün görmesi gereken fakat göremediği bir enerji parçası varsa bu kaçan parçacığın görünmez olduğuna işaret eder. Bu durum karanlık madde adayı parçacıklara kapı açabilir. Henüz elimizde kesin bir ispat yok ama aranan aralıkların büyük kısmı LHC'de yapılan analizlerle ciddi şekilde daraltıldı. Yani bilinmeyeni sıkıştırarak aradığımız şeyi olabildiğince köşeye sıkıştırıyoruz. Bu bile kendi başına önemli bir ilerleme. Şimdi çok az kişinin konuştuğu ama CERN'ün gerçek gücünü belki de en iyi anlatan tarafa geçelim.
Teknolojik yan etkiler. İnternetin temelini oluşturan WWW yani World Wide Web burada geliştirildi. Bu kesinlikle abartı değil, tamamen gerçektir. Araştırmacıların dünyanın dört bir yanındaki verileri hızla paylaşabilmesi için ortaya çıkmış bir ihtiyaçtı. Bugün milyarlarca insanın kullandığı sistem aslında parçacık fiziği verilerine aktarmanın bir çözümüydü. Tıpta kullanılan PET tarayıcılarının yüksek hassasiyetli dedektörleri de yine parçacık fiziğinin doğrudan yan ürünüdür. Süper iletken mıknatıs teknolojileri ise geleceğin füzyon reaktörlerinde, manyetik tahrik motorlarında ve ultra verimli elektrikli güç sistemlerinde kullanılacak altyapıyı hazırlıyor. Yani CERN sadece evrenin temel taşlarını anlamak için çalışan bir laboratuvar değil. Aynı zamanda geleceğin teknolojilerini sessizce üreten bir merkeze dönüşmüş durumda. Ve şimdi şunu açıkça söylemek gerekiyor. CERN etrafında dolaşan efsanelerin büyük kısmı bilgi eksikliğinden besleniyor. Çünkü bilim çoğu zaman parlak başlıklar yerine sade gerçekleri tercih eder. İnsan beyni ise her zaman dramatik hikayelere daha hızlı tutunur. Oysa burada asıl dramatik olan şey söylentiler değil, gerçeğin kendisi. İnsanlık evrenin en küçük yapı taşlarını anlamak için yerin altına dev bir makine inşa etti. Bu makine her gün bize evren nasıl çalışıyor sorusunun yeni bir parçasını sunuyor. Asıl büyük hikaye budur. Üzerine gizem eklemeye gerek yok. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu yolculuk sana gerçekten yeni bir bakış açısı kattıysa artık CERN dendiğinde sadece internette dolaşan komplo videolarını değil, o tünelin içinde gerçekten neler olduğunu daha net hatırlayacaksın. Videoyu beğenmen, kanala abone olman ve yorumlarda şunu daha detaylı anlat dediğin noktayı yazman benim için çok değerli. Çünkü bir sonraki derin videonun kapısını çoğu zaman sizin merakınız açıyor. Bildirimleri açarsan yeni videolar geldiğinde ilk sen görürsün. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.